Herkese merhaba, kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Tanımayanlar için öncelikle ben Bilge, 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Sınav sonuçlarınız açıklandı. Öncelikle bu süreci zor da olsa atlattınız. Sizi tebrik ediyorum. Ve geçmiş olsun diliyorum. Tercih döneminde sizlere yol göstermesi amacıyla 18 Mart Üniversitesi'ni, kampüslerini göstermeye çalışacağım. Bu süreçte belki faydalı olur. Kafanızda bir şeyler şekillenir. O amaçla çıktım bugün. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Üniversite kavşağındayız. Arkamda Tıp Fakültesi Hastanesi'ni görüyorsunuz. Aynı zamanda hemen yakınında kampüsün ana girişi var, ana giriş kapısı var. Şimdi oraya gideceğiz ve yavaş yavaş, teker teker ben size fakülteleri ve yerleşkeyi göstereceğim. Evet, söylemiş olduğum gibi Terzioğlu Yerleşkesi'nin giriş kapısı burası. Arkasında yeşil bir bina var. Tam böyle üst katı görünüyor. Orası Tıp Fakültesi Dekanlığı. Ve hemen yanında da Tıp Fakültesi Hastanesi var. 2 bina şeklinde şöyle. Görmüş olduğunuz otobüsler de burada duruyor. Ulaşım açısından üniversite rahat çünkü çok fazla otobüs geçiyor. Hani geç kalma gibi bir şeyiniz olmuyor. Ama tek sıkıntı şu, sabahları çok dolu oluyor. Öğrencilerden dolayı. Bu şekilde. Şimdi gireceğiz. Fakültesi dekanlıktayız şu an. Söylediğim gibi çok yakın, hastanenin dibinde. Aslında hastanenin yakınında olması çok rahatlık bizim için. Hani hastaneye direkt yürüyerek inebiliyoruz 2 dakikada. Fakat Terzioğlu yerleşkesi bir tepeye kurulu olduğu için bizim de o yerleşke kapısının girişinde, kampüs girişinde olduğu için yukarıya biraz kampüse erişimimiz zor oluyor. Yani otobüssüz veya araçsız çıkmamız pek mümkün olmuyor. Yürüyerek çıkıyoruz ama çok yokuş. Arada küçük bir kestirme merdiven var. Orası da çok dik ve orası da yokuş. Bayağı yoruyor. Kütüphane ve yemekhaneye uzak kalıyoruz biz. O açıdan dezavantajı var. Ama dediğim gibi hastaneye yakın olması ve direkt girişte olması çok iyi. Çünkü yürüyerek ulaşım sağlayan arkadaşlarımız da var. Ben de yürüyorum mesela. Dediğim gibi kampüse yürüyerek çıkmak çok zor. O yüzden böyle her yere yakın aslında. AVM'ye yakın, aşağıda KİPA var, KİPA'ya yakın. Öğle aralarımızı da o şekilde değerlendirebiliyoruz. Hani avantajları da var, dezavantajları da var ama yani memnun gibiyiz. Memnunuz bence, güzel. Hastaneye de yakın. Tıp fakültesi bu şekilde. Fakültenin içine girmeyeceğim. Zaten bugün pazar, çok sıcak. Bir de ben bu videoyu çok erteledim. Sabah yapacaktım aslında. Ama sabah, yani kalkamadım birkaç sabah. Öyle olunca da tercih dönemi artık kapanmak üzere neredeyse geçecek, geç kalacağım. O yüzden gündüz çıktım. Saat şu an 3. Güneşin anında çok eriyorum yani şu an. Ama sizler için bu videoyu yapıyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Besyo'ya geldik. Besyo az önce gördüğünüz gibi yokuşu çıkarken sağa girdiğiniz zaman Besyo karşınıza çıkıyor. Sadece hani kendi öğrencilerine hizmet vermiyor. Bizim mesela birinci sınıfta seçmeli beden eğitimi dersimiz vardı. Ya da böyle spor dallarının ayrı branş seçmeli dersleri vardı. Onun için biz buraya geliyorduk. Güzel oluyor, yani keyifli oluyordu. Aynı zamanda haftanın bazı günleri diğer öğrencilere de açık oluyormuş. Hangi günler, hangi saatler bilmiyorum ama o saatlerde de gelip burada vakit geçirebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada bir kapı daha var, üniversite giriş kapısı. O da TOKİ tarafından. TOKİ mi burası? Evet, TOKİ tarafından. TOKİ tarafından giriş. Çanakkale'de olup burayı bilmemem de ayrı bir olay. Öyle bir giriş kapısı daha var. Hani bu da böyle kampüsün biraz yerleşkenin dışında, yani merkezi değil biraz ama yine güzel bence. Thank you.
Ziraat Fakültesi'ne geldik. Karşımda da Siyasal Bilgiler Fakültesi var. Bakın şöyle. Burası kampüsün en yoğun olduğu yer diyebilirim. Çünkü ÖSEM binası var. Az önce de bahsetmiştim. Kütüphane var. Ve dediğim gibi diğer fakültelerle birbirine çok yakınlar. Turizm Fakültesi var. Siyasal Bilgilerin hemen arkasında. Öyle bu şekilde. Şimdi tırmanmaya devam edeceğiz. Şöyle arkamda da manzarayı görüyorsunuz. Çömi manzarası meşhurdur. Belki duymuşsunuzdur. Öyle gidiyoruz. Devam ediyoruz. Söylediğim ÖSEM binası bu. Bu bina arkadaşlar. Üst katı yemekhane. Alt katında kırtasiyeler falan var. Ziraatin küçük bir şubesi var. Ondan sonra birkaç bir şeyler daha var. Tam bilmiyorum. Hani işim düşmediği için buraya. Bilmiyorum ama... Bu şekilde kampüsün içinde oturma alanları mevcut birçok yerde. Şu binada Sağlık Bilimleri Fakültesi. Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu. Etrafta çok fazla kafe var. Her kampüsün yangın var. Burada da mı yangın var? Artık yeter yani. Bu görmüş olduğunuz bina da kütüphane binası. Şu bina Turizm Fakültesi. Şu arkadaki şu binada Siyasal Bilimler. Az önce ön tarafından çekmiştim. Şimdi arkasından dolandık. Şu merdivenlere indik. Bakın tepeden. Öyle yani kampüs yeşil, güzel. Keyifli bir kampüs. Hani üniversite buraya yazarsanız keyif alırsınız. Tabii eğer korona biter ve eğitim yüz yüze olursa. Yoksa hiçbir şey anlamazsınız yani bizim gibi. Peki benim sınavla aynı güne video çekmemin denk gelmesi. Yani KPSS A grubu öğretmenlik mi? Hayır ya, öğretmenlik değil, devlet memurluğu. Memurluk mu? A grubu diyor. Memurluk. Bugün varmış yani, geldim. Bilmiyorum. İşim rast gitmiyor, neden bilmiyorum ama öyle. Yine iyi kötü çekmeye çalışıyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır. Şimdi bütün fakülteler bu yerleşkede yok. Farklı yerlerde de var. Bir tane çarşıda var. Bir tane buraya bir iki kilometre ötede ilahiyat var. İlahiyat ayrı bir şey, kampüs. Onları göstereceğim. Bir de Dardanos yerleşkesi var. Biraz uzak buradan. Orada da Ziraat Fakültesi'ne ait yerler var, tarlalar falan var. Bir de öğrencilere ait plaj var. İşte yüzme havuzu var, tenis kortu var, piknik alanları var. Öyle Çomu'nun güzel bir yerleşkesi var. Bir de orayı göstereceğim size. Burası bitti gibi. Yukarıda birkaç bölüm daha var. Ondan sonra yurt var, KYK yurdu. Oraya çıkarım. Ben eriyorum, gittikçe eriyorum. Çok sıcak, 40 derece. Çanakkale hiç bu kadar sıcak olmazdı yani. Hani son 3-4 gündür alev alev yani.
en tepesinde yurt var. Bir özel yurt var, bir de KYK öğrenci yurdu var. Buraya geldik şimdi. Artık son noktadayız. O ziraatten sonraki fakültelere hızlı hızlı geçtim, gösterdim. Zaten yol üzerinde gördünüz. Burası da böyle. Yurdun manzarasını size göstermek için buraya çıktım. Bu şekilde güzel bir manzarası var. Yani tek sıkıntısı en tepede olması. Yine otobüs çıkıyor gerçi ama belli bir saatten sonra çıkmıyor. Ya da otobüs saatlerini beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. O açıdan kötü. Böyle bu şekilde. Yine yurt olanakları, bir kız öğrenci yurdu daha var. O daha merkezi bir konumda. Bu kadar tepede değil. Özel yurtlar yine aynı şekilde kampüse yakın ya da şehir merkezine yakın yurtlar mevcut. Bunları araştırarak öğrenebilirsiniz. Burası kampüsteki yurt. Arkadaşlar, bahsettiğim eğitim fakültesine geldik. Çarşıda olan eğitim fakültesi. Anafartılar kampüsü olarak geçiyor. Bir de söylediğim gibi çarşı, yani çarşının içinde zaten çok yakın. Hemen karşında gördüğüm yoldan iniyorsunuz ve kordona çıkıyorsunuz. Burada her yere yakın, güzel bir konumda. Yani gayet güzel eğitim fakültesi aslında. Bence en güzel yerlerden bir tanesi hatta. Anafartılar kampüsü. Dediğim gibi kordona çıkıyorsunuz. Kordondaki kafelere ulaşıyorsunuz. Keyifli vakit geçirilebilecek güzel bir yer. Diş Hekimliği Fakültesi'nin önündeyim şu an. Arkamda görmüş olduğunuz fakülte. Kampüsten uzak. Ayrı bir fakülte burası. Eğitim fakültesinin tam ters istikametinde kalıyor. Yani Terzioğlu kampüsünden eğitim fakültesine gitmek için sağa dönerken, daha böyle çarşıya giderken Çanakkale merkeze, diş hekimliği için sola dönüyorsunuz, Kepez'e geliyorsunuz. Kepez ayrı bir belediyesi, Çanakkale'nin ayrı bir belediyesi. Ve Kepez meydana kurulu. Hani yerleşimi güzel, etrafa yakınlığı açısından, ama dediğim gibi kampüse uzak, çarşıya da uzak. O açıdan biraz ulaşım sıkıntısı çekebilirsiniz. Ama onun dışında hani her yere otobüs kalkıyor, gidiyor. Yürüyebilirsiniz aslında ama atıyorum kütüphaneye gitmek için o tepeyi çıkmak için illa bir ulaşım aracına ihtiyaç duyuyor. Yani yürüyerek çıkanlar da var. Ben de bazen yürüyorum ama çok zorluyor. O açıdan bir tek sıkıntılı olabilir. Bir de Diş Hekimliği Fakültesi 2018'de kuruldu. Yani 2018, 2019, 2020 4. sınıfa geçti, yani en yüksek dönem, en büyük dönemler şu an 4. sınıf. Yanında bir de ağız diş sağlığı merkezi var.
Pratiklerini galiba orada yapıyorlar, emin değilim. Belki hani yakın olsun, pratik derslerini de görsünler diye de buraya koymuş olabilirler fakülteyi, bilmiyorum. Ama fakülte bu şekilde, yerleşim de bu şekilde, Kepez'de. Yani belki Kepez'den ev tutulabilir. Genelde öğrenciler Kepez'de kalıyor ya da Barbaros Mahallesi diye geçiyor. O beldemiz sitesi falan var direkt hastanenin yanında. Orada kalıyorlar beldemiz taraflarında. Şimdi bir de Dardanos yerleşkesi kaldı. Orası da buradan biraz gideceğiz yani. Oraya da var bir mesafe. Orayı da göstereceğim. Başka göstermem gereken, göstermek istediğim bir yer yok galiba. Değil mi? Dardanos'u da göstereceğim size. Oraya da götüreceğim. Ondan sonra video artık yavaş yavaş bitecek zaten. Sonlara yaklaştınız. Şimdi Dardanos'a gidelim. Dardanos yerleşkesine geldik. Dediğim gibi burası üniversiteye ait bir alan ve çok geniş bir alan, çok güzel. Şurada görmüş olduğunuz yerde piknik yerleri var. Sol tarafta futbol sahası var. Daha ileride tenis kortu var. Ve sahili var, plajı var. Şu park alanında mesela bahar şenliklerinin konserleri orada yapılıyordu. Çok güzel oldu. İlk iki yıl gitmiştik ama sonra Covid'den dolayı yapmadılar. Bayağı geniş bir alan. Bu gördüğünüz binalar da konaklama yerleri. Yani dışarıdan gelen öğrenciler kalıyor. Sporcular falan ama hani kalma şartı ne? Onu bilmiyorum maalesef. Arkamda gördüğünüz yerde üzüm bağları, şeftal bahçeleri falan da var, böyle ağaçlar var. Ziraat Fakültesi öğrencilerinin stajda işte eğitim aldıkları yer burası. Yaz stajlarında burada oluyorlar. Böyle dediğim gibi güzel, keyifli bir yer aslında. Biraz uzak, yani bir fakülteye 5-6 kilometre vardır. O kadar var mıdır? Aşağı yukarı. Benim de mesafe kavramım çok iyi değil ama. Çok yer gezdik. Bu sıcakta ölmeden gelebildik. Konuşamıyorum artık. Enerjim kalmadı. Bir de çantamı bıraktım. Salak gibi kaldırıma koymuşum video çekeceğim derken. Orada bıraktım gittim. Bir saat sonra fark ettim. Tekrar geri döndük. Çok yorucu oldu. Umarım sizin de böyle kafanızda bir şeyler şekillenmiştir. Hoşunuza gitmiştir. Yeni sorularınız olursa bana her zaman sorabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bu arada çoğu tıpla ilgili video çekmeyeceğim muhtemelen. Çünkü hani çok zamanım olmaz gibi, yani yetiştiremem gibi. O yüzden bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz veya burada yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. Video bu kadardı. Her yere gitmeye götürmeye çalıştım sizi. Çok iyi oldu gibi gelmedi bana. Yani çok konuşamadım, çok iyi anlatamadım da. Ama hani en azından fiziki olarak görün istedim. Ne, nerede, yakınlığı vesaire. Sizin de kafanızda bir şeyler şekillenmiştir umarım. Çok yer gezdik, sıcakta gerçekten çok zor oldu. O yüzden lütfen videoyu beğenin ve lütfen abone olun.
tekrar hepiniz için hayırlı olsun diyorum. Tekrar tebrik ediyorum hepinizi. Umarım çok iyi yerlere gelirsiniz. Daha iyileri olur hepiniz için. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.